Evet efendim, Tarih Ahval, Ahvali Tarihin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün farklı bir şekilde Ümit'le aynı stüdyoda değiliz. Ümit Sidney'den katılıyor. Saat aşağı yukarı ona geliyor. Ee, Avustralya saatiyle. Dostum uzak kaldık, birbirimize hasret kaldık. Evet ya, Sidney. Yani uzak kalabilecek en uzak noktayı seçtim ben de gördüğün gibi. <laughs> <laughs> ne yapalım, ee, çalışıyoruz. Ee, burada bir üniversiteye e, tayin oldum, öyle diyelim eskilerin tabiriyle. Ee, University of Newcastle, burada tarih bölümünde e, işe başladım. Tarih bölümünde çalışıyorum. Ee, birkaç aydır buradayım. O nedenle e, aslında biz İstanbul'da yapacaktık çekim, e, çekimimizi, kaydımızı e, son programın. İsmet İnönü ile ilgili e, serinin daha doğrusu İsmet İnönü ayağını ama seyahatlerden ve benim taşınma işlerimden senin de arada işlerim vardı fırsat bulamadık şimdi e, son programı bu serinin son programını e, izleyicilerimizden de ciddi ciddi e, şey vardı e-mailler e geldi bana mesajlar geldi hani İnönü'yü çekmiyor musunuz ne zaman izleyeceğiz falan diye biz de çok gecikmeden bu şekilde yapalım dedik yani. Ama gönüller her zaman bir seninle biliyorsun. Tabii bu seri aslında daha uzun planlamıştık. Yine farklı isimler de olacaktı. Ama işte bu bir süreliğine hem bu serinin hem de Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde yaptığımız programların bir şeyi, devre arası öncesi son program diyelim. Bir süre ara vereceğiz yayınlarımıza o güzel müjdeli haberi de verelim çünkü şimdiye kadar yaptığımız bölümler üzerinden yaklaşık değil mi herhalde üç cildi bulacak üç ciltlik bir kitap çalışmasına girişeceğiz. Tabii ki sadece bu program dahilinde konuştuğumuz şeyler olmayacak biraz daha genişleterek bunu hazırlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor ama bir süreliğine en azından bilgisayar ekranlarından uzak kalacağız diyelim ama hayırlı bir iş için en azından yani. Böyle büyük bir programla, ediyoruz. büyük bir isimle de e, devre arasına diyelim güzel gidiyoruz gibi. Zor yine bir isim. E, kolay değil, uzunca süredir çalışıyoruz. Çalış çalış da bitmiyor, oku oku bitmiyor. O defterlere daldım ben. Sonra senin e, bahsettiğin, pasa attığın e, rahmetli e, Abdü İpek'in yaptığı röportaja daldık. Yine ilgilenen dostlarımız için, genç dostlarımız için söyleyelim o Bizim kabuslarımızdan biriydi. Diplomatik tarih biliyorsun. Uluslararası ilişkiler öğrencilerinin. Sağ olsun Mensur Akgün hocam kafamıza vura vura okutmuştu. Selim Deringil hocanın e, o ikinci dünya savaşı dönemini e, ele alan Active evet. Neutrality idi. E, yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni yanıltmıştı. Evet tam bir klasiktir alanında. Evet. Yani e, tabii ki başka hocalarımıza, başka düşünürlere, yazarlara da haksızlık etmeyelim ama sanırım o dönemi ondan daha iyi anlatan henüz e, bir çalışma yapılmadı yani. Evet katılıyorum. Şu anda bildiğim kadarıyla kendisinden izin almadım ama Nazım kendisine geçer. Ayhan Aktar hocam bu dönemle ilgili bir yani Türkiye'nin bu dönem dış politikasının tarihine ilişkin bir kitap kalemi alıyor. Dolayısıyla e, bir çalışma daha geliyor bu anlamda Selim Derengil'in o önemli çalışmasının yanına. Ya Ay Ayhan Hocanın zaten, Ayhan Aktar Hocanın e, bu e, detaylı çalışmaları e, dillere destan. Biliyorsun bu e, Varlık Vergisi kitabı da e, yeniden evet. yayınlandı, yeni basımı yapıldı. E, yine o dönemi çalışan, Türkiye'de e, azınlıklar konularını çalışan, Türkiye'de milliyetçilik, etnisite konularını çalışan dostlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza onu da tavsiye edelim. Veya işte konuyla ilgilenen, entelektüel düzeyde konuyla ilgilenen herkese tavsiye edelim. Yeni baskısıyla birlikte artık daha kolay ulaşılabilir durumda. Bir de yine güzel bir haber var. Onu da paylaşmış olalım. Ben de bunun için aslında senden izin almadım ama benim de nazım sana geçer. Önemli bir ödül aldığını düşünüyorum. Tüh dedim yani ümitli kadri kıymeti bilinmeyen tarihçilerimiz arasında saymıştım ben. Demek ki yavaş yavaş <gazı> onu, onu söyleme. Başlanmış. Onu söyleme şimdi. O, o bir mi? aralığa kadar bir ala bir aralığa kadar yasaklı. Öyle mi? Peki. Maalesef. Peki, ee, çok peki özür sonra. dilerim sevgili dostum. <laughs> Hevesini kursağında tıkadım ama e, kara kitaba uymamız gerekiyor. E, bir, bir, aralıkta be, o e, resmileşecek. O nedenle ee, söylemememiz gerekiyor. Tamam, tamam o zaman ben eski diye. gazetecilik, eski dergicilik geçmişi olan birisinin refleksiyle bir aralıkta artık bir Instagram canlı yayını mı yaparım, ne yaparım bilmiyorum. Oradan duyururuz artık yani güzel haber, müjdeli haber. İnşallah duyururuz canım daha taşa. O o konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet, İnönü için, İsmet İnönü rahmetli İsmet İnönü için herhalde Türkiye'deki en pragmatist siyasetçilerden biridir desek. Yanlış söylemiş olmayız, öyle düşünüyorum. Yine müthiş bir siyasi kariyer, müthiş bir mesleki, askerlik mesleği e, kariyeri. E, kolay değil, yani e, giriştik bu işe e, program başlıklarını hazırlarken kolay görünüyordu ama e, okumaya başladıkça acaba e, biraz da e, haddimizi aşıyor muyuz, boyumuzdan büyük bir işe mi kalkıştık diye düşünmedim değil yani samimiyetle söyleyeyim. Ama umarım üstesinden geleceğiz. Yani öyle de tahmin ediyorum ki bilmiyorum katılır mısın böyle çok fazla flash forward flash flashbacklerle ilerlemek yerine biraz daha değerli toplu bu sefer. Aslında ikimiz de çok fazla sevmiyoruz böyle yapılandırılmış şeyleri ama biraz evet. daha yapılandırılmış vaziyette biraz daha structured vaziyette sanki gitsek biraz daha şey yapabiliriz yani konuya hakim olabiliriz ve daha derinlikli bir şekilde paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Nereden başlamak lazım? Ee, Hı -hı. Yani Hı -hı. sence İsmet İnönü'nün e, askeri, mesleki kariyeri, e, siyasi kariyerine ne derece yansımıştır? Evet, çok, çok güzel bir, bir başlangıç. E, Burdu'nun e, alan, saha yaklaşımında e, bir e, sembolik sermaye var. Başka bir alandaki sermayeyi farklı bir alana taşımak. Yani burada aslında kurucu babaların, cumhuriyetin kurucu babalarının, kurucu atalarının ya da kurucu bireylerinin diyelim. Yani şimdi burada da cinsiyetçi söyleme düşmek istemiyorum ama hepsi de erkek maalesef. E, o yüzden orada da şey olmasın yani ona da şerh düşmüş olalım. Yani e, kurucu insanlar, kurucu bireyler ama bunların hepsi erkek olduğu için işte kurucu baba diyoruz, kurucu ata diyoruz. E, çoğu, e, neredeyse hepsi e, askerlik geçmişi olan hem de ciddi anlamda askeri başarıları olan Çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli yetişmiş asker bürokratları ve bir anlamda da çoğu işte o Türk modernleşmesini, Türkiye modernleşmesini çalışan çoğu ismin de söylediği gibi aslında o dönemin elde olan tek eğitimli kadroları. Yani çok fazla seçenek de yok. O bağlamda mı başlamak lazım? O şekilde mi değerlendirmek lazım? Ya da hı hı. o şekilde mi yapmak lazım? Hı hı başlayalım sevgili dostum. Öncelikle e, sondan bir önceki söylediğin e, meseleyle ilgili ben de birkaç kelam edeyim. E, bu Cumhuriyet'in kurucu tırnak içinde babaları serisi başlatmıştık ve biz e, seninle birlikte tabii birçok isim vardı o listede ancak biz üç isim üzerinde odaklandık ve bu isimleri seçerken de e, yani gerek Mahmut Esat Bozkurt, Kazım Karabekir ve son olarak İsmet Ünönü bunlar bilinçli tercihlerdi. Yani Mahmut Esat Bozkurt'un ee, asker kökenli olmaması e, bilinçli bir tercihti. Kazım Karabekir e, o kadroda Burcu Baba'nın en yakınında ama daha sonra uzakla, uzaklaştırılan ve muhalefete geçen o da bilinçli bir tercihti. Ve son olarak İsmet Binönü e, biraz sonra açımlamaya elimizden geldiği kadar e, detaylandırmaya çalışacağız e, siyasi kişiliği, e, siyaseten e, eylemleri, e, siyasi tarihimiz açısından nerede duruyor önemi vesaire vesaire zaten ele alacağımız ve konuşacağımız mevzular bir saçaklanacak dallanıp budaklanacak biz istesek de istemesek de ben İsmet Binönüye kadar hem Mahmut Esat Bozkır hem de Kazım Karabekir özelinde hakikaten kendi çapımızda bu işi kotardığımızı düşünüyorum tabii ki birçok şey eksik bıraktık tabii ki birçok konu tartışmaya açık yani biz burada tarihe mal olmuş ve yakın tarihe mal olmuş hem de e, e, figürleri, personaları tartışıyoruz ve bu figürlerin e, Türkiye yakın tarihinin e, belli başlı dönemeçlerinde, belli başlı e, önemli e, noktalarında, periyotlarında e, rol oynamışlar, inisiyatif almışlar, karar verici pozisyonda olmuşlar, muhalefete geçmişler e, ve bunlar e, iyi veya kötü kurucu isimler. Tabii ki bunlarla ilgili söylediğimiz tarihsel argümanlar Tek gerçeklik, tek doğru değil. Bunların hepsi tartışmaya açık, eleştiriye açık e, 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 argümanlar, tartışmalar. Zaten e, tarihsel olarak da e, bunları tarihsel bağlamına oturtmak da böyle bir şey. Yani benim bir tarihçi olarak en azından formasyon açısından senin siyaset uluslararası şigar ve sosyoloji, benim tarihçi olarak e, bu personaları, bu şahsiyetleri e, değerlendirirken, Tabii ki belli bir perspektiften, belli bir bakış açısından ve belli bir süzgeçten geçirmeye çalışıyoruz. Ancak burada söylediklerimiz tek doğru, mutlak gerçeklik değil. Bunlar köşeli paranteze alınmış gerçeklikler değil. Sadece ihtimali yüksek olan bir takım argümanlarda bulundurmaya ve dediğim gibi bu şahsiyetlerin tarihsel dönemi ve konumları ve bağlamları itibariyle değerlendirmeye çalışıyoruz. İsmet önü de, bu figürlerden bir tanesi. Hani burada e, biz İsmet İnönü'nün e, tek adam ve İnönü ikinci adam. Şevket Süreyya Aydemir'in meşhur kitabıyla başlayalım. İkinci adam, Cumhuriyet'in e, Şevket Süreyya Aydemir'in e, sınıflandırmasıyla ikinci kurucusu. Biz burada İnönü'yü e, normatif, ahlaki, moral bir takım yargılarda ya da değerlendirmelerde bulunmadan ele alacağız. Yani bunu herkes bilsin. Kimseye e, kimseye yaranmaya ya da e, provokatif bir takım şeyler söyleyip izleyici arttırmaya, rating almaya falan çalışmıyoruz. Yani İsmet İnönü benim için ben mikro tarih çalışıyorum biliyorsun yani sıradan insanların eylemleri e, sıradan insanların aktiviteleri üzerine e, bu insanları çalışırken ele aldığım ve benimsediğim tarih metodolojisi neyse aynısını İnönü içinde uygulayacağız. Uygulayacağım. Şimdi ilk yönüyle... onu netleştirdiğin çok iyi oldu. Yani daha başlıktan görür görmez yani programın başlığını görür görmez maalesef o ideolojik konumları, siyasi konumları dolayısıyla yani böyle dikenlerini çıkaracak epey bir e, insan var. Ama e, bizim derdimiz burada tekrar o yaraları kaşımak değil. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu, oraya bomba attırdı, ki. O, o bilmem ne yaptırdı falan değil. Bunlardan da bir anda o tozu üzerindeki tozu almamız lazım ki. Yani biraz daha böyle makul bir noktada, biraz daha böyle mesafeyle çalışılabilsin. Yani bunun tarihe mal olmuş bir e, önemli lider olduğu, önemli bir siyasi figür olduğu aşık. Şuraya götürmez, evet. E, hataları da vardır. Yani <laughs> hatasız, e, ya bırakın siyasetçi, hatasız insan yok zaten. Ama evet. yani bu hatalar üzerinden, o perdeler arkasından bakmak, o gözlük arkasından bakmak aslında sağlıklı bir şekilde çalışmayı, sağlıklı bir şekilde incelemeyi de ee, imkansız kılıyor. Dolayısıyla evet. biraz böyle bir mesafeyi koruyup sever miyiz sevmez miyiz yani biz biliyorsun şeyi bu Türk filmlerini falan izlerken de anneannelerimiz falan oturur ağlarlar. Hani o şekilde yapmayalım yani hani o biraz mesafemiz olsun. <laughs> yani o sinematografisine falan bakalım yani resimlere falan bakalım yani. Hani tabii, akışın, tabii. akışına bakalım. Tabii ki. Ya burada sıkıcı, kuru, mekanik anlatılar zaten 15. Ee, 16. programı programı yapıyoruz. Bir seneyi aşmış. inanılmaz ya. Yani zamanın bu kadar hak hakikaten şeydeki e, ahlat ağacındaki o son sahnedeki gibi baba olduğuna diyor ya yani zaman dediğin kör bir teste. E, bizim için de öyle yani bir seneye geçmesi ben hala inanamıyorum. Neyse lafı dağıtmayalım. Şimdi e, bizim İnönü, da inönü dahil 3 şahsı ele aldık. Şimdi biz bu. E, şahsiyetlerle ilgili bilgileri verirken tabii ki belli materyallerden ve kaynaklardan yararlanıyoruz ve bu kaynaklarda genelde hatıratlar abi. Dolayısıyla yani birincil arşiv malzemeleri bu insanların e, hem kişisel hem de siyasi tarihlerine ilişkin tarihçilerine ilişkin önemli bilgiler e, özellikle 1950'den sonra 40, daha doğrusu 45'ten sonra böyle pıtrak gibi mantar gibi çoğalan bu hatıratlar, bu dönemin yaşamış asker, bürokratik ve sivil elitlerin yayınladığı hatıratlardan biz bu insanlarla ilgili bilgileri öğreniyoruz. E bu Hatta kendilerinin yazdığı hatıratlara dahil buna, işte sen defterlerden bahsettin Ahmet Demirel Hocam'ın yapı kredi yayınları için e, e, derlediği. E, e, dolayısıyla bu hatıratları e, kaleme alanların e, görüşleri zaten subjektif, zaten kişisel ve hakta muarız olan ...larda var İlgili kişiyle ilgili bahsederken sadece İnönü ile ilgili değil işte Rıza Nur'dan bahsedeceğiz biraz sonra. E, dolayısıyla hani bu kaynakların, hatıratların e, tarih metodolojisi açısından karşılaştırmalı bir şekilde okunması gerekiyor. Çünkü e, subjektif olduklarından, kişisel e, bir takım bilgi, bilgiler içeriklerinden ama nedir? Alternatif bir bakış açısı sunuyor. Çünkü hatıratı kaleme alan şahıs, e, kişi o dönemi yaşamış, o döneme tanıklık etmiş... O dönemin içimden geçmiş. Dolayısıyla olayları, va vakaları ve tarihsel figürlere biliyor. Yani onlara aşina. Biz dolayısıyla biraz da onların yalancısıyız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İnönü 1884 doğumlu. Tıpkı Mahmut Esat Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Ali Fuat Ceveso, Rauf Orbay ve bu e, kurucu figürlerin en başta Mustafa Kemal olmak üzere tabii ki Bunlarla zamandaş. Bunlarla zamandaş. Ee, bu kişilerin e, çoğuyla aynı askeri okul tedrisatından, aynı eğitim tedrisatından geçmiş. Yine şunu unutmayalım. 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi travmasını sonradan öğrenmiş, görmüş, bunu yaşamış olan bir ordunun mensubu olmuş şahsiyetler olduğunu, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun, e artık son döneminde toprak kaybının arşu aleme ulaştığı bu dönemde, e giderek içe çekildiği bir dönemde e ve imparatorluğun bütünlüğünü koruma, ömrünü uzatma dediğimiz sürecin içinde nefşi nema bulmuş olan askeri elitlerden bahsediyoruz. Bu da e, in önü de bunlardan bir tanesi. Sen önemli bir noktadan bahsettin. Tabii kronolojik gidip biraz dönemeç dönemeç, hangi dönemeçlerde neler yapmış, e, neler olmuş o şekilde ilerleyeceğiz biraz. E, bir saati de aşacak gibime geliyor. Şimdi siyasi karakteriyle, siyasi personasıyla kişiliği bence en fazla örtüşen isimlerden bir tanesi İsmet İnönü. Bundan neyi kastediyorum? İşte kafasında deyim yerindeyse kafasında 40 tilki dolaşıyor ama 40'ın da kuyruğu birbirine değmiyor. Bu ee, değişin, deyişin, deyimin ee, eteğine bürünmüş hali bence İsmet İnönü. Şimdi İsmet İnönü deyince biz ne anlıyoruz? İsmet İnönü deyince siyasi ve kişisel karakteristik bir takım özelliklerinden bahsedelim burada. Temkinlilik, evham, Aykut Kocaman temkinliliği hatta ondan sonra mütederrit olma, emin olamama ve kimseye yüzde yüz mutlak bir biçimde güvenme. Bunu hem hem kendi e, siyasi kariyeri boyunca, askeri kariyeri boyunca, siyasi kariyeri boyunca hem de kişisel ilişkilerinde bu özellikleri son derece ön plana çıkan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Ee, ve İsmet İnönü nasıl anıl anılıyor? Evvel emirde işte Tek Parti döneminin astığı astık, kestiği kestik Milli Şef. Şef o döneme de geleceğiz. Ebedi Şef ve Milli Şef. Şefler dönemine de geleceğiz. Ee, şimdi İnönü e Askeri Erkan-ı Harbiye'den, Erkan Harbiye'den mezun oluyor. Mezun olduğu zaman en yakın arkadaşlarından bir tanesi Kazım Karabekir. Biliyorsun o e, okuldan işte Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy da mezun oluyorlar. E, onlarla aynı dönemde e, belki bir, bir, bir ya da ikisinden bir sene ya da daha, daha önce ya da, da daha sonra mezun olmuş olabilir. Ama askeri okulda Erkan-ı Harbiye'de, en yakın olduğu e, kişi Kazım Karabekir. Zaten seninle daha önce yaptığımız gerek Kazım Karabekir'le ilgili programda gerekse bir sene önceki İstiklal Mahkemeleri e, ilk programımız bizim. Orada Kazım Karabekir'in e, gözaltına alındığında ve tutuklandığında e, İnönü'nün müdahalesini anlatmıştık. Oralara tekrar girmeyeceğim. E, çok sıkı dostlar aralarında e, Yemen'deyken e, işte Manastır'dayken böyle ciddi mektuplaşmaların olduğu kadim dostu Kazım Karabekir ve her zaman Kazım Karabekir'i de korumuş, kollamış. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra da iadeyi itibar yapmış eski dostun arkadaşına. Hatta biliyorsun Atatürk e, At İnönü anlatıyor. Abdi ile yaptığı o söyleşideki söyleşide ve daha sonra yayınla hatırat içeriğinde yayınlanan kitapta Kazım Karabekir'in özellikle işte Mustafa Kemal Samsun'a çıkıp daha sonra Erzurum, Sivas o sürece gelene kadar Kazım Karabekir'in ona verdiği desteği yine e, İsmet İnönü anlatıyor detaylarıyla orada. Şimdi e, 1919'da Yemen'den beri dediğim gibi Kazım Karabekirle sıkı dostlukları var. Böylece şeyi de girmiş oluyoruz. Yani askeri kariyeri Yemen'le başlıyor. Birçok Erkan-ı Harbiye'den çıkmış e, kurmay e, subay gibi. Eee işte burada senin de bahsettiğin işte Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'nin belki de geleceğine damga vuran kadro, kadrolar işte bu Harbiye'den çıkma. Enver, Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, İsmet İnönü. Ve bildiğimiz gibi bu kişilerin e, Envel Emir'de başlıca özelliğine ya da mümeyyiz vasıflarına imparatorluğu kurtarmak idealiyle donatılmış bu dünya görüşüyle, bu zihniyetle, e, bu okullardan çıkmış olmaları hatta belki dünyaya da varlıklarını e, bu dünyadaki varlıklarının e, bu amaç bu ideal doğrultusunda oluştuğunu inanan buna iman etmiş şahsiyetlerden kadrolardan bahsediyoruz e, 1915 sürecine geldiğimizde şimdi birinci cihan Harbi'nde İsmet'in önü nerede İsmet'in önü Miralay birinci cihan Harbi'nde 1916 18 Döneminde. Doğu'da önce Kafkas cephesinde sonra Suriye'de Filistin cephesinde her iki cephede de Mustafa Kemal ile birlikte bu arada ee, ilginç bir şey söyleyeyim Ermeni meselesiyle e, ilişkili e, Ermeni meselesi ve İsmet İnönü ilişkisi hakkında e, Mayıs 1915'te hem Cihan Harbi'nin kritik olduğu bir dönem hem Van'ın e, Ermeni ve Ruslar tarafından e, idare altına alındığı bir dönem hem de İstanbul'un ve Çanakkale'nin ciddi işgal altında e, olabileceği bir dönem Hatta başkentin o dönem e, Konya'ya falan taşınması tartışılıyor. İsmet İnönü Mayıs 1915'te İttihat ve Terakki'ye ve Enver Paşa'ya Rusların e, doğu vilayetlerinde yaşayan Ermenilerin Rus, Rusya'ya gönderilmesi bir çeşit aslında tek taraflı mübadele diyelim buna. Bu böyle bir teklifte bulunuyor. Böyle bir öneriyle geliyor. Bu arada İsmet İnönü'nün Kazım Karabekir'le birlikte aynı zamanda İttihat ve Terakki'ye 1907'de üye olduğunu da söylemiş olayım. Yani İttihat ve Terakki'li İttihat ve Terakki üyesi Manastır'da üye olmuş. Mustafa Kemal ile bu Kafkasya ve Suriye'sin cephesinde birlikteyken Mustafa Kemal kendisiyle ilgili bir takım notlar almaya başlıyor. Yani kendi özel yazışmalarında İsmet İnönü'yle ayırdığı bölümler de var o dönemde 16-18 arası. Daha orada böyle tanışmaya başladıklarında, sıkı fıkı olmaya başladıklarında İnönü ile ilgili, kafa, İsmet Paşa ile ilgili kafasında bir takım düşünceler, fikirler oluşuyor. Mesela şöyle şeyler, doğru ve tereddütsüz karar sahibi biri olarak tasvir etmiş İsmet İnönü'yü Mustafa Kemal. İstanbul'un işgalinden sonra işte 1. C 1. Cihan Harbi'nin bitişi, Ekim 1918 Mondros Mütarekesi, o sıralarda İstanbul'da İsmet İnönü, Mayıs, Haziran, Temmuz 1919 bu milli mücadele döneminin e, ilk nüvelerinin atıldığı dönemde yine İstanbul'da bir hayli geç katılıyor. Bildiğimiz gibi o dönemde Fevzi Çakmakpaşa'nın Harbiye Nazırı olduğu genel kurmayda askeri müfettiş İsmet İnönü. E, Mustafa Kemal'in e, ve Mustafa Kemal gibi kurmayların e, tayinleriyle ilgili işlemleri yapıyor. Askeri müfettiş olarak İsmet İnönü. Anadolu'ya ayak basışı çok geç ve İstanbul'un işgalinden sonra 16 Mart 1920 20 sonrası Nisan 1920'de Ankara'ya varıyor İsmet İnönü. Anadolu'ya çıkıyor yani Anadolu'ya varıyor ve e, Mustafa Kemal karşılıyor kendisini e, ve hemen genelkurmay başkanı olarak atıyor İsmet İnönü'yü. Şimdi o dönem tabii Anadolu'da bu... E, İstiklal Harbi'ne kadar olan dönem ya da Milli Mücadele Dönemi olarak adlandırılan bu periyotta iki önemli siyasi entite var. Bunlardan bir tanesi meclis, bir tanesi ordu. Şimdi meclis siyaseten tabii ki Mustafa Kemal'in kontrolü altında göreceli olarak diyelim. Mutlak bir kontrol olduğunu söylemiyorum burada. Ordu kısmını biraz İsmet İnönü'ye bırakmış vaziyette. İsmet İnönü'yü... Ve diğer tabii bunun yanında çok güçlü bir figür daha var. Ali Fuat Cevesoy. İnönü e, burada bu süreçte biliyorsun Garp Çepesi komutanlığına, gelen komutanlığına atanıyor. Garp Çepesi kumandan oluyor. E, kime karşı savaşıyor burada? Birincisi Hilafet Ordusu'na karşı. İnönü ile ilgili de idam kararı çıkartılır bu arada. Diğer Mustafa Kemal Başta olmak üzere diğer şahsiyetler dahil. E, Hilafet Ordusu'na ve tabii ki Anadolu'daki... İşte Konya, Afyon, Bursa, Eskişehir ve İzmir buradaki Yunan işgal güçlerine karşı e, e, savaşıyor. Garp cephesi kumandanı olarak. Birinci ve in, ikinci İnönü savaşları var. Buradaki performansı ciddi olarak eleştiriliyor. Yani ikinci İnönü'deki ikinci in e, 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 performansı özellikle. Tabii o zaman düzenli ordu düzenli ordu kurulmuş. Tabii düzenli ordu kurulduktan sonra biliyorsun ilk önemli sınavı Çerkez Ethem'e karşı. Çünkü düzenli ordunun kurulması karşısında Çerkez Etem ve birlikleri bunun dışına çıkıyorlar ve bir anda yani İstiklal Harbi'nin önemli unsurlarından biri olan ve gittikçe de güçlenen Çerkez etem çemberin dışına çıkıyor. Bu süreçte İnönü'nün onu e, çerkez eten ve güçlerin e, birliklerini e, durdurmak için ciddi mücadele verdiğini de söyleyelim. E, Mart 1921'de 2. İnönü'de önemli bir başarısı var. 1. İnönü'deki performansa eleştiriliyordu. Burada işte Mustafa Kemal'in o meşhur sözü 2. İnönü'deki İsmet Paşa'nın e, performansına karşı e, işte siz orada yalnız düşmanı değil e, ne diyordu milletin makus tahliyini de e, yendiniz e, gibi. E, şimdi ikinci İnönü zaferi tırnak içinde şimdi tırnak içinde dedim diye yine linç yiyeceğim. Yiyeceğiz yani her neyse. Şimdi burada şimdi e, burada İnönü'nün e, şöyle e, bir e, önemli rolü ve işlevi var. İkinci İnönü'deki askeri başarı İstanbul'u da Ankara idaresine, Ankara hükümetine ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı çok daha zayıf bir konuma düşürüyor. Ve İstanbul'a kendini kabul ettirmek için Büyük Millet Meclisi Ankara Hükümeti'nin ikinci yıl önünde alınan askeri başarı çok önemli bir rol oynuyor. E bunun başında da İnönü var tabii ki. Daha sonra biliyorsun Sakarya Muharebesi. Sakarya Muharebesi'nde Mustafa Kemal ordunun başına geçiyor. Ordu kumandanı Mustafa Kemal. Ee, İsmet İnönü yine Garp Cephesi kumandanı. Ağustos-Eylül 1921 bu Sakarya Cephesi'nde Sakarya muhaberesi, buradan da ciddi bir askeri başarı sağlanıyor. Bütün bu, bu şeye kadar birinci Cihan harbinden, işte Milli Mücadele dönemi ve sonrasına kadar askeri kariyeri bu şekilde İsmet İnönü'nün Daha sonra biliyorsun Cumhuriyet'in kurulması süreci var. Şimdi Çerkez eten vakasından da bahsettik. Şimdi tabii İsmet İnönü'nün hem e, böyle tarih sahnesine belki de bir siyasetçi olarak çıkışı e, bundan sonra başlıyor. Ya Kasım 1922'den sonra başlıyor. Neden? E, i̇şgal güçleriyle barış anlaşmaları imzalanacak, Ateşkes anlaşmaları imzalanacak, uluslararası anlaşmalar, uluslararası diplomasi'nin çok önemli olduğu e, süreçler başlayacak ve burada İsmet İnönü başrolde. Mustafa Kemal kendisini görevlendiriyor. İlk sınavı Mudanya'da. Mudanya mütarekesi. Burada e, tabii daha sonra Lozan gelecek. Şimdi Kasım 1922'de Ankara hükümeti Dışişleri Bakanı olarak İsmet İnönü'yü Lozan'a gönderiyor. Şimdi burada Lozan'a seçilmesi, Lozan'a temsilci baş delege olarak gönderilmesi sürecinde çok ciddi tartışmalar yaşanmış. E, hem mecliste hem de meclis dışında. Bunun nedeni şu, ee, Lozan'a gönderilmesi için e, ismi geçen en önde gelen isim Rauf Orbay ancak Rıza Nur anılarında şeyden bahseder ee, yani Rauf Orbay'ın birincisi de, de, değiştir... önce Rauf Orbay seçiliyor Rıza Nur'un hatıratına göre daha sonra Rıza Nur Mustafa Kemal'e e, ya bu adam bir abaza yani biz bir Türk seçelim, bir Türk gönderelim. Hani orada bizim haklarımızı savunsun dediği. Mustafa Kemal'in de "Aa haklısın, hemen değiştirelim, şey yapalım." Ee, yani Rıza Nur'un yalancısı siz dediğimiz gibi. Ancak Ralph Orbay'ın değiştirilmesi sürecinde Rıza Nur'un bahsettiği meselenin dışında önemli noktalardan bir tanesi Ralph Orbay'ın Mondros Mütarekesi anlaşmasına imza atanlardan e biri olması. Şimdi orada yedinci madde herkesin malumu. Biliyorsun. İşte e, i̇tilaf güçleri işgal edilmesi gerekli gördüğü yerleri işgal edecek. Bu maddenin olduğu bir anlaşmanın altına imza attığı için Rauf Orbay ile ilgili ciddi bir güven bunalımı bir e, sorunu var. İkinci önemli neden bana göre İsmet İnönü ve Rauf Orbay karşılaştırıldığında karakterleri ve siyasi kişilikleri Rauf Orbay'a Mustafa Kemal'in e, deyim yerinde ise diş geçirmesi, talimatlarını, emirlerini harfiyen uygulama noktasında İnönü daha uygun bir profil. Rauf Orbay'a göre. Çünkü Rauf Orbay daha dişli, daha güçlü bir figür. Ee, dolayısıyla e, İsmet İnönü, Palas Pandras, Dışişleri Bakanı yapılır, hariciye vekili yapılır ve bu şekilde Lozan'a gönderiliyor. Bu arada önemli e, şeylerden bir tanesi, Lozan görüşmeleri sırasında biliyorsun Lozan'a hem Ankara hükümetini hem de İstanbul hükümetini çağırıyor. E, Lozan'daki işte itiraf güçleri bunun üzerine İstanbul hükümetini boşa çıkarmak için saltanat kaldırılır. Yine Kasım 1922'de yani mecliste saltanatın kaldırılması bu da ayrı bir bence program olabilir saltanat nasıl kaldırıldı falan. Ancak hani bu İstanbul'a yapılan daveti geçersiz kılmak adına ve sadece ve sadece Ankara'daki Büyük Millet Meclisi hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümetini e, resmi temsilci kılmak adına böyle bir e, adım da atılmış. E, şimdi İsmet İnönü'nün malumuz e, Lozan'daki performansı her zaman tartış hala tartışılıyor. İşte İslamcı kahramanı mı yoksa işte, işte evet. beklediğimiz önümüzdeki sene mi çıkacak o gizli maddeler ne zaman çıkıyor diye. Bilmiyorum vallahi. <laughs> Ben gizli madde olduğunun olup olmadığından bile şüpheliyim ama e, çıkarsa da okuruz yani. Şimdi Lozan'daki performansı bugün hala güncel bir konu. İşte İslam İslam daha muhafazakar cenahtan ya da İslamcı kanattan gelen işte Kadir Mısıroğlu bunların biliyorsun e, şeyi, şahikasıydı. Adamın e, bütün e, külliyatı, ömrü e, yani Mustafa Kemal'i de tabii ki yani bütün o cumhuriyet kadrolarını da inönü ön plan, İnönü onun böyle yani üstüne kaplan gibi atladığı, parça pinçik ettiği şahsiyetlerden bir tanesi. Ve İnönü ile ilgili Kadir Mısıroğlu, niye Kadir Mısıroğlu örneğini veriyorum? Çünkü o işte muhafazakar İslamcı tarih yazım ya da tarih perspektifinin önemli temsil en önde gelen temsillerinden bir tanesi. Ve Lozan'la ilgili şey gibi, e, e, kaya gibi kitabı var adamın. E, burada Lozan'da İsmet İnönü'nün performansına ilişkin bütün o yıkıcı eleştirileri Rıza Nur'un hatıratına da. Çünkü niye? Rıza Nur da Lozan'dan gönderilen delegasyon içinde. Rıza Nur'un e, hatıratından birkaç şey burada okuyacağım. Belirledim birkaç önemli nokta. Orada onu okuduğumuzda zaten Kadir Mısıroğlu'nun İnönü'ye yönelik o e, eleştirilerinin de e, kaynağına, temeline inmiş oluyoruz. Şimdi İnönü'nün Lozan'daki performansının eleştirilmesi ne sebep olan bazı başlıklar var. Senin de bildiğin gibi bunlardan bir tanesi Musul. Diğeri Ermenilerin, Ermenilerle ilgili mesele bir Kıbrıs ve Adalar meselesi. Şimdi Musul'la ilgili hadise belli Nur, birazdan o bölümü okuyacağım. Çok eğlenceli hakikaten Rızanur şey diyor işte ya şu Musul'u vere, verelim kurtulalım anlaşmayı imzalayalım. Yani iş uzamasın görüşünde kafasında olduğunu söylüyor Nur. Ermenilerle ilgili meselede de burada tam tersi bir yönden bakacağım. Şimdi İnönü'nün Lozan'da en sağlam durduğu konu bu Ermenilerin, Osmanlı Ermenilerinin tabii ki hem Birinci Cihan Harbi hem de İstihar Harbi'nden sonraki süreçte geri dönmeleriyle ilgili. Yani Misak-ı Milli sınırları dışında kalmış Ermenilerin yurtlarına, vatanlarına, şehirlerine geri dönmeleri. İsmet İnönü bu konuda son derece net kitlesel olarak Ermenilerin dönüşlerinin ka e kabul edilemeyeceğini, bunun tartışma konusu yapılamayacağını, bu konunun mutlak surette tartışmaya kapalı olduğunu görüşmelerin daha ilk günlerinde söylüyor. İlk günlerinde belirtiyor bunu net bir biçimde. Yani bu kadar e mütederrit olan, bu kadar evhamlı ve temkinli olan birinin bu konudaki e şeyi, e tavrı son derece net. Bunu e İnönü'nün ittihadçılığına bağlamak mümkün mü? Ne düşünüyorsun? Çünkü daha uzun soluklu bir şekilde e, İnönü'nün siyasi kariyerine baktığımızda ben onu yani her ne kadar bir İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olsa da o, onunla ilgili de çok uzun uzun konuştuk. Yani o Fifty e, Shades of İttihatçılık diye, İttihatçılığın 50 tonu falan diye yani böyle farklı farklı tonlar olduğuna değindik. Ama bana hiçbir zaman İnönü o İttihatçı zihinle birebir uyuşuyormuş gibi gelmez. Bilmiyorum Aynı mı? katılıyorum. Ben de katılıyorum. Koyu bir iddiaçı olduğunu e, söyleyemem. Yani şöyle koyu iddiaçıları ele alıp onlarla karşılaştırıldığımızda iddiaçıları biraz da bir şey kalır. E, nasıl söyleyeyim? Soft kalıyor. E, ya bir de o dönem yani sonuçta 1907 manastırda harbiye çıkışlı en yakın dostu Kazım Karabekir. Yani o dönemde zaten İttihat ve Terakki'nin Selanik'te, Manastır'da Asker 3. Ordunun konuşlandığı o orada en zaten faal olduğu, aktif olduğu siyasi oluşum. Yani İnönü'nün İttihat ve Terakki kulübüne üye olması kadar doğal bir doğal bir şey yok yani. İdeolojik ee, ideolojik olarak tabii ki var bir nüve var, bir öz var. Onu kabul ediyorum ama Lozan'la ilgili bana sorarsan Ermenilerle ilgili mesele de bu tamamen artık elde avuçta Anadolu kaldı. Orayı da kurtardık. Eee işte yani biliyorsun şu argüman her zaman tartışmaya açık. Yani İstiklal Harbi kime karşı verildi? Yani geride kalan Osmanlı Rum ve Ermenilerine, Osmanlı gayrimüslimlerine karşı mı yoksa işte emperyalist güçlere karşı mı? Bu da bir noktada dursun ama Anadolu'nun o 1913'te başlayan süreçte bu saflaştırma, homojenleştirilme süreci'nin artık sonucunda e, 1922 Lozan görüşmeleri yeni bir devlet yeni bir rejim kuruluyor yani burada artık Ermeni'ymiş Rum'muş bunlara yani ihtiyarlara yer olmadığı gibi onlara da yer yok yani kafada bir hani homojen bir ulus tek tek e, 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 bir ulus devlet yaratma e, şeyi e, ideali var. İnönü'nün de e, temel noktası bu. Ha detaylara gireriz tabii şimdi geri dönen Ermen Ermeniler geri dönünce malları mülklerinin iade süreci Bunlar da var. Yine hani saçaklanacak bu da ayrı bir konu. Ama Kanun'un Ruhu e, kitap e, Taner Akçam'la kaleme aldığımız o kitapta biz bunları detaylandırmıştık. Şimdi e, Lozan'da iki e, kritik isim var yanında. Rıza Nur ve Cavit Bey. Cavit Bey daha çok böyle ekonomiyle ilgili meseleler. İşte kapitülasyonlar biliyorsun kapitülasyonlar kaldırılıyor. Bu önemli bir bence e, ad, şey, başarı. Kapitülasyonların kaldırılması müzakereler açısından. Şimdi Nisan 1923'te pardon Nisan'dan önceki süreç ilk Lozan'da biliyorsun görüşmeler iki turlu. İlk turda yapıldığında masadan erken kalkılır. Hiçbir anlaşmaya varılmaz. Bunun üzerine tabii ikinci tur birinci, birinci turda dediğim gibi sıfır uzlaşma. Müzakereler durduruluyor. Nisan 1923'te İsmet İnönü tekrar Lozan'a davet ediliyor. Bu arada ee, yine dediğim gibi e, Lozan görüşmeleri mektuplaşmaları e, e, başlıklı hem Bilal Şimşir ve Rin bir e, yani eee kitapları orada şeyi de görebilirsiniz. İsmet İnönü'nün Ankara'yla Lozan'dayken Ankara'yla olan yazışmaları her konuda hiçbir şekilde kendi inisiyatifiyle e, icazet almadan attığı bir adım yok adamın. Verdiği bir karar yok her zaman Ankara'ya soruyor. Yani Mustafa Kemal'e soruyor. Bütün Lozan'daki ad, e, e, Lozan'da attığı adımlar, Lozan'da olan biten her şey mecliste çok ciddi bir şekilde tartışılmış. Tabii hem Musul meselesi, hem Kıbrıs meselesi, hem adalar meselesinde aldığı pozisyon İsmet İnönü'nün ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Burada her zaman bu e, paratoner paratoner e, e, olarak bunları uzaklaştırmaya çalışan Mustafa Kemal, korumaya çalışan Mustafa Kemal. Biliyorsun adalar işte 12 ada önce İtalyanların kontrolüne veriliyor. daha sonra 1947'de işte Atina anlaşmasıyla Gökçeada ve Bozcaada e, İmroz ve işte Teneos hariç o Yunan, Yunan, Yunan Yunanistan'a gidiyor adalar. Hatta İnönü Lozan'daki performansından dolayı en çok eleştirenlerin başında bizim Hüseyin Sırrı Bey geliyor. Hüseyin Sırrı belli oldu. İzmit nüfusu o zaman Kıbrıslı olduğu için Kıbrıs'ın e, ee, işte Kıbrıs'ta, Kıbrıs Kıbrıs'la ilgili bir takım imtiyazların, bir takım e, şey tavizlerin verilmesinden dolayı İnönü'ye ateş püskürüyor. Ki o artık e, 30'lu yıllarda müzmin bir İnönü karşıtı olacak ve daha sonra İnönü tarafından zaten e, yakalanıp hapse tıkılacak. İnönü yani bu milli şef döneminde e, oraya da geleceğiz. Yani muhalefetin tamamen bastırıldığı bir dönem. Tam bir ceberrut e, bir, ve ve hakikaten totaliter eğilimlerin tavan yaptığı bir dönem Hüseyin Bellioğlu da bundan nasibini alan önemli muhaliflerden muarızlardan bir tanesi İnönü'ye dönüp zaten bu nasıl söyleyeyim yani nefret demek istemiyorum ama soğukluk daha böyle sevimsiz anma ve yer yerde nefret diyelim bu e, milli e, e, milli şef olduğu dönemde uyguladığı baskıcı politikalarla ilgili önemli. E Tabii bir de e, biliyorsun bizim memlekette en e, fa, en, e, en böyle e, şey e, ne derler en koyu e, inönü karşıtı kimdi? Rahmetli Atilla İlhan'dı. Onunla nedeni onunla nedeni tabii işte milli şef döneminde <laughs> Atatürk düz kaldırılması bank, para banknotlardan. Atatürk'ün resimlerinin kaldırılması. Halbuki 1928'de mi 26'da mı bir kanun var abi. Kim devlet başkanı olursa banknotlarda onun resmi olacak. Yani adam aslında anayasaya uymuş. Anayasaya aykırı bir şey yapmamış yani baktığın zaman. Ama o dönem tabii Atil İlhan açısından işte o baskıcı muhaliflere yönelik baskı, antikomünizm ve bir de tabii Atilla İlhan'ın kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal'in bu şekilde bir kendi açısından gadre uğratılması inönüyle, İnönü, ile, İnönü tarafından. Ee, i̇stersen bu şeyi ve ilgili e, Lozan'daki performansına ilişkin Rıza Nur'dan hemen bir alıntı yapayım. Rıza Nurdan. Ya evet, onu, hatıratın... orası, orası önemli bir konu. Şunun için önemli bir konu. Lozan tutanaklarına baktığın zaman veya o döneme dair o e, toplantılar süresince e, olan bitene dair e, yazılan çizilene, anlatılara baktığın zaman e, ya benim şahsi okuma göre e, İsmet'in orada bir e, siyasi figür, siyasi liderden daha ziyade e, tam da e, belki bugünün standartında değerlendirdiğimizde, arzu edilen bir diplomat şeklinde davranıyor. Yani ben Lozan'daki İnönü'nün tavrının veya İnönü'nün e, liderliğinin diyelim e, neden bu kadar eleştirildiğini de çok anlayamıyorum. Onu söyleyeyim. Yani tamam kafasında belki bazı şeylerle gitmiş olabilir ama bu kafasındaki şeylerin İnönü'nün kendi başına geliştirdiği düşünceler olmadığı aşikar. Yani o dönemin siyasi iklimi ortada. O dönem... Ee, ...ne yapılmak istendiği Anadolu topraklarında ortada. Yani biraz bana suni gelmiştir öyle söyleyeyim yani. Şimdi retrospektif olarak bakılıyorsa eğer... ...hani gelmişsin 1960'lara, 1960'lardan e, ne yapayım edeyim de... ...İsmet İnönü'ye vurayım, çakayım diyorsan... ...tamam o zaman tamam orada bir malzeme bulursun ama... ...hani o tarih itibariyle, o günün şartları itibariyle... ...neden bu kadar eleştirildiğini çok da anlayabilmiş değilim. Yani senin de söylediğin gibi müthiş bir bir kere bir yazışma trafiği var Ankara'yla. Şimdi o eleş o eleştirilmesi esas itibariyle biraz da ıı, eleştiri İsmet İnönü üzerinden Mustafa Kemal'e yönelik bir şey. Yani o ıı, şunu unutmayalım o meclisteki artık 1924'te işte 23 ön, 24 öncesi birinci meclis ikinci birinci grup ikinci grup diye adlandırılan işte birinci grup biliyorsun Anadolu, Anadolu Müdafaa Hukuk Cumhuriyeti daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'na evrilecek. İkinci grupta Terakki Perver Fırkası. Ee, bu iki grup arasındaki e, işte Rauf Orbay'ın ikinci gruba, Ali ve vs. ikinci grupta oldu. Yani Lozan'daki e, e, İsmet İnönü üzerinden merkezinde dönen tartışmalar daha çok bu siyasi artık gruplaşmaların, iktidar kavgalarının e, meydana geldiği işte İstiklal Harbi bittikten saltanat kaldırıldıktan sonra daha sonra Halifeli'nin kaldırma süreci bu süreç de tabii ki ciddi tartışmalara neden olacak. Bütün bunlar meclis içindeki ve bunun dışarıdaki temsilcileri e, arasında dönen iktidar kavgası ve tabii Mustafa Kemal'in bir kendileri açısından diktatör olmaya doğru gittiği ve bunu bu sürecin önünü geçmek adına ikinci işte mecliste ikinci grup tarafından dinlendirilen bir takım e, işte eleştiriler bu Lozan'da bu başlıklardan bir tanesi esas itibariyle. Çünkü Lozan e, imza im, işte bir, Temmuz 1923'te anlaşmaya varılıyor. Ancak anlaşmanın uluslararası bir anlaşma olduğu için Meclis'in onayından geçmesi gerekiyor. Ankara'daki Meclis'e geldiği zaman Rauf Orbay, Bilhassa ve diğer muhalifler Rauf Orbay başbakan o zaman bu arada e, Meclis'te Lozan'ın koşullarını beğenmiyorlar ve imzaya imzalamaya yanaşmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Burada yine Mustafa Kemal devreye giriyor ve anlaşmayı meclise onaylattırıyor. Ee, yani Lozan bizim Türkiye Cumhuriyeti rejiminin e, resmin sınırlarını çizen ve ona resmiyet kazandıran, ona varlık kazandıran bir anlaşma, bir uluslararası anlaşma. Ama e, senin e, bahsettiğin meselede esas e, olayın teli, siyasi iktidar güç kavgası dönüyor. Yani e, Başka hangi döneme geldik? Of, o kadar çok şey var ki Mert ya. Hangi birinden bahsedeceğimi gerçekten şu an şaşmış durumdayım. Altı bölüm ee, eksik. 6 bölüm boyunca konuşulacak. konu. Aynen. Oldu. Şimdi Lozanı imzaladık. okey. Lozanı imzaladık. Ha, bu şeyi okuyacaktım. Rıza Nur'dan ilgili bölümü okuyacaktım sana. Şimdi arkadaşlar, Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım üçüncü cilt. Dört ee, ciltlik bir anı hatırat bu. Herkese e, okuması okumayı. Hararetle tavsiye ederim <laughs> yazdığı şeylerin hepsi doğru gerçek bunun için söylemiyorum hakikaten çok ilginç bir tanıklık ee, o dönemi bir ve bir yaşamış ee, Rıza Nur da zaten inanılmaz enteresan bir e, e, birisi Rıza Nur üzerine de bir program yapmak isterim ileride açıkçası seninle birlikte. Yani Şimdi kalan kısımlar var biliyorsun bana en çok içime oturanlardan bir tanesi Recep Peker'i yapamamış olmamız. Eee aslında <laughs> ben Mahmut Esat Bozkurt'ta bazı noktaları da o yüzden açık bırakmıştık. E, Recep Peker böl Recep Peker bölümünü yaparken biraz karşılaştırmaları gider, o eksikleri tamamlarız diye ama işte kısmet evet. oldu inşallah bir sonraki e, bölüme ya da sezona. Artık. İnşallah. Aynen. Şimdi Rıza Hanur diyor ki e, işte Lozan'a gittik. Bizde diyor ne hazırlık var ne dosya var hiçbir şey yok. Lord, Kur Lord Curzon gibi bir takım resmi diplomatlar burada. Bunların mükemmel dosyaları var. Ne yapacağız? Heyet vekile bize giderken bir içtimada avuç içi kadar bir kağıda sağan bir talimat verdi. Mustafa Kemal İsmet ile beni bir tarafa çekti. Dedi ki esaslarınız budur. Baktınız ki hatta Trakya'yı alamıyorsunuz. Sözlerinden dönüyorlar. Uğraşmayın. Terk edip sulhü yapın. Hatta icap ederse İstanbul'dan da vazgeçmek lazımdır. Musul için hiç uğraşmayın. Mustafa Kemal'in de şifai direktifi bu. Herife hayret ettim. Trakya ile İstanbul'un bizi terkime bizi terki meselesi olmuş bitmiş bir mesele halindeydi. Bu adamın fikri neydi? Bilmem. Galiba ne pahasına olursa olsun, demek ne olursa olsun sulh istiyor. Doğrusu Trakya için zahmet çekmedik, kolay aldık. Sade de, e, Dematoka'yı boşuna kaybettik. Fakat İsmet, Lozan'da Musul için daima bana, canım gel şunu bırakalım da sulh yapalım der, beni zorlardı. Ben, olmaz, bütün mukavemetleri yapalım derdi. Canım sonra boca ederiz, sulhu kaçırırız, verelim derdi. Boca onun tabiridir. Ne yapsın efendisinin emrini icra ediyor. İhtimal İngilizler Trakya ve İstanbul için de Musul gibi yapsalardı, oraları da vermek isteyecekti. İnönü'nün kişiliği ve evhamına ilişkin yine Recep pek Recep Peker diyorum. Rıza Nur'dan enteresan bir bölüm okumak isterim. Evet. Böyle hararetli bir çok tahsisten sonra dahi İsmet'in yazıları mana çıkmaz bir şeydir. İkinci özelliği evhamdır. Her cümleyi defalarca tartar. Bundan şu çıkabilir der, çizer, yenisini yazar. Ondan da bu çıkar der, yine çizer. Ama hiçbirisi de çıkmaz ya. Bu adamın evhamı müthiştir. Ben hayatımda bu derece evhamlı adama pek az tesadüf ettim. Bunu bir tahmin ya, bir iki müşahede üzerine söylemiyorum. İsmet'le Anadolu'da birçok temasla münasebetlerim var. Sonra Lozan'da bir yıl kadar gece gündüz beraber yaşadık. Her halini gördüm. Hem de o buhranlar içinde bütün hakikatiyle gördüm. Müşahedeye alışkın hekim gözüyle gördüm. Bunları yazacağım için iyice dikkat ederek müşahede ettim. <laughs> sağırlar evhamlı ve alıngan olurlar. Biri bir şey söyler, anlamazlar. Derhal kendi aleyh, aleyhleri nedir? Zan ve vehmine düşerler. Çünkü sağırlar sahırlardakinden pek çok fazla zannımca esasen hilkatinde mevcut bir şeydir. Yani şeyinde var diyor, fıtratında var diyor. Ee... Evet, daha ağır şeyler de var da. Şimdi onları okumak istemiyorum. Ee, bir bölüm daha dikkatimi celp etmiş. Ee, hiç merak etmeyin. E, şeylere de geleceğiz. Çok Partili Hayat Öncesi oraları da e, işleyeceğiz, konuşacağız. Bugün program uzun olacak. Sorun yok. Şimdi bak bu enteresan bir şey. Ee, İsmet İnönü'nün et, e, etnik mensubiyeti. Bu <laughs> Ermeniler içinde de çok tartışılan bir mesele. Ee, onu da sana söyleyeyim. Ermeniler Yine Kadir Mısır'lı Mısır oğlunun İnönü en çok vurduğu yerlerden bir tanesi bu. Ee, şimdi şöyle söylüyor. Bir akşam İsmet İnönü e, diyor, gaflet edip bana şöyle dedi. Babam ben Bitlisliyiz. Bitlis'te Türk var mıdır? İsmet pek kurunaz. içi dışına taban tabana zıt bir adamdır. Nasıl ga gaflet edip de bu lafı, bu sırrını kaçırdı? O aleme kendisini malalı bir, bir gösteriyor. Halbuki babası Malatya'da sade mahkemede zabit katipliği etmişti. O da az bir müddettir. Kendisine şehirde Türk vardı diyerek teselli edici bir laf söyledim. Fakat bu sıra vakıf oluşun beni alt üst etti. Vicdanımın bir gazap ateşidir kapladı, içimi yaktı, kavurdu. Demek İsmet Kürt'tür. Hem koyu Kürt. Türk değilmiş ha. Biz bu heyetin başında Abaz'a diye Rauf'u attırdık. Türk diye bir halis Kürt getirmişiz. Vah yazık diyor Rıza Nur <laughs> ise alakalı olarak. Şimdi ...Mert'cim... Mert'ciğim 1924'e geldiğimizde e, İnönü başbakan değil abi. Çünkü e, Celal Bayar'ın işte Türkiye İş Bankası Genel Müdürü ve daha sonra iktisat vekili olduğu e, dönemde e, gerçi Fethi Okyar döneminde iktisat vekili oluyor ama İzmir e, hem İzmir İktisat Kongresi'ni de bunu, bu anlamda e, şey yapacağız. E, ele al ele almayacağız da e, vurgu yapacağız. Şimdi 1900 bu ekonomi politikalarıyla ilgili hem Mustafa Mustafa Kemal'le ciddi ayrımlar yaşıyor. Çünkü ekonomide daha çok böyle kontrol ve devletçi bir e, senin de bildiğin gibi e, şeye sahip bakış açısına sahip. Mustafa Kemal de daha çok Celal Bayar e, Bayar'ın işte ekonomik liberalizm felsefesine bağlı İzmir İktisat Kongresi'nde de zaten bu artık resmileşiyor. Ee, zaten İzmir İktisat Kongresi o anlamda Batı kapitalist düzeninin bir parçasıyız. Biz o, o modelin bir üyesi olmak istiyoruz. Uzun verildiği bir mesajdır Batı'ya da. Bu e, bu nedenle tabii ciddi muhalefetin de in e, inönüye dönük e, hem parti içindeki muhalefetin hem de dışarıdaki muhalefetin e, ciddi baskıları var. ...bir anlamda biraz İnönü'yü adasa çekiyor... Ee, ...1925'te... ...yıpranmış artık tabii İsmet Paşa... ...onun yerine... Fethi Okyar'ı başbakan olarak... E, ...yanına da Celal Bayar'ı... ...iktisat vekili olarak gönderiyor... ...atıyor... ...şimdi... ...şubat tabii 1925'te neler var... ...Şeyh Said isyanı... ...önemli dönemeçlerden bir tanesi... ...İnönü'nün tekrar siyasi, siyasi arenaya... ...çok güçlü olarak döndüğü bir süreç... ...neden... Şimdi Şeyh Said İsyanı eee işte Terakkiperver Fırkasının kurulmasıyla birlikte oluşan ciddi muhalefet ve buna bağlı olarak işte Şeyh Said İsyanı zaten Şeyh Said İsyanı bahane edilerek Terakkiperver Fırkası kapatılacak bildiğin gibi. Fethi Okyar'ın Şeyh Said Şeyh Said isyanıyla ilişkin bunu tanımlamasını, buna bakışını, buna ele alışını ve uyguladığı politikalarından hoşnut değil Mustafa Kemal. Çünkü Şeyh Said isyanı üzerinden doğudaki meseleyi Fethi Okyar bir ekonomik mesele, ekonomik geri kalmışlıkla ilişkilendiriliyor daha çok. Ama e, Mustafa Kemal'e göre ciddi bir siyasi mesele var. E, İsmet İnönü ile e, Mustafa Kemal'in e, aynı sayfada düşündüğü önemli konulardan bir tanesi bu Şeyh Said meselesi. Neden? Çünkü Şeyh Said isyanının İsmet İnönü de Mustafa Kemal gibi doğrudan rejime yönelik bir karşı hamle, rejimin bekasına yönelik bir hamle olduğu düşüncesinde bu anlamda e, is, e, Mustafa Kemal Paşa Fethi Okyar'ın istifasını istiyor ve İsmet İnönü'yü tekrar başbakan atıyor. İsmet İnönü başbakan olduktan sonra attığı... takdir üstün kanunu çıkartması ve muhalefetin üzerinden silindir gibi geçilen bir süreçten bahsediyoruz. E, i̇şte burada tabii Şubat 1925 ve 1926 İzmir suikastı, İslam mahkemeleri, e, rejimin artık tamamen sertleşmiş sertleştiği bir dönem, total totaliter totaliterleştiği bir dönem, muhalefetin sıfıra indiği bir dönem ve bu dönemde kim var? İsmet İnönü var. Başbakan, siyasi aktör olarak Mustafa Kemal ile birlikte bildiğimiz gibi 1926-30 döneminde geldiğimizde tabii ki bu e, yine ciddi ekonomik Krizin yaşandığı bir dönem, 1929'daki 1929, dünya, dünya ekonomik buhranının da tabi buna yansıması var bildiğin gibi Amerika'daki. Ee, bunun yanında tabi ciddi devrimler yapılıyor, toplumsal tabandan ve destekten yoksun ve tepeden inmeyle yapılan bir takım devrimler. Ve bu devrimlerin ve ekonomik krizle de birleştiğinde yarattığı ciddi bir muhalefetteki hoşnutsuzluk, bezginlik, bunu Esirşehir insanları Üçlemesi'nde Kemal Tahir çok güzel anlatır. Yine Kemal Tahir ilgili programda biz de işlemiştik bunu. Ee, bu süreçte biraz böyle gaz almak için, bu ufuneti almak için e, Mustafa Kemal bir muhalif muhalif, muhalif parti kuralım. İşte. Hani ne olsun işte Fethi Okyar Bey kursun. Dostlar alışverişte görsün. Tamam mı? Serbest Fırkan'ın kuruluşu süreci var 1930'da. Tabii burada e, e, serbest Fırka kuruluyor ve hemen de kapatılıyor neden? Çünkü <laughs> e, Serbest Fırka'nın kurulması biraz da aslında Mustafa Kemal için o muhalefet kim muhalefet ediyor bana? Bunlar kim? Hepsinin bir anlamda yüzeye çıktı ve bunu görmüş oldu bir süreçte. Ya tersten okuduğun zaman böyle düşünebilirsin. Bu ileri sürülebilir. E, 1932'de ilginç bir ziyaretle bulunuyor İsmet İnönü. Sovyetler Birliği'ne gidiyor 32'de. Ve orada tabii Sovyetler Birliği'nin o ekonomik kalkınmacı şeyinden, ekonomi perspektifinden etkileniyor işte planlı ekonomi, planlı kalkınma ve devletçilik. Aynı anda Mustafa Kemal de yurt gezilerine çıkıyor 1933'te ve halkın şikayetlerini, özellikle fakirlik, yoksunluk, mağduriyet, bezginlik ekonomide işte artık e, sıfırı tüketme aşamasında herkes çok hoşnutsuz o sırada işte bu İnönü'nün bu biraz devletçi ekonomi politikasıyla olduğunu düşünüp e, daha böyle liberal bir ekonomi e, ekonomik liberalizm politikalarının daha böyle baskın olduğu bir e, şey istiyor ve burada İsmet İnönü e, şey e, Celal Bayar devreye giriyor tabii ki e, İsmet İnönü'nün şeyi diyelim artık kadim siyasi muarızı diyelim biliyorsun yine devreye giriyor. İktisat vekili oluyor. İşte kontrollü bir şekilde bir ekonomik liberalizme geçiliyor. Burada Mustafa Kemal'le ilgili İsmet İnönü'nün Mustafa Kemal'le yaşadığı önemli yol ayrımlarından bir tanesi bu. Belki de ilk yol ayrımı diyebilir. Çünkü yani ilk yol ayrımını biraz bir biçimde 1926 İzmir İzmir suikastinde Kazım Karabekir üzerinden yaşamışlardı. O çabuk atlatıldı ama bu ciddi olarak yani e, İnönü'nün işte başbakan olarak kendi alanına olan bir müdahale olarak algılaması bunu. Bir de biliyorsun meşhur sofrada e, tartıştıkları hani bütün devlet meseleleri sofrada kon tartışılıyor, konuşuluyor. Efendim çıkışından sonra da artık o tüy dikiyor zaten. E, 1937'de artık işte sürekli müdahaleler var hükümete Mustafa Kemal tarafından. Ee, 1937'de bu yaşanan mikro iktidar kavgası sonucunda yol ayrımı yaşanır. Mustafa Kemal dinlenmesi gerektiğini söyler ve Celal Bayar'ı 1937'de başbakan olarak atar. Ha burada tabii önemli meselelerden bir tanesi yine Celal Bayar programımızda bahsetmiştik dersime ilişkin İnönü'nün aldığı tavır politika bundan da rahatsız Mustafa Kemal çünkü daha şahin daha sert önlemlerin alınması taraftarı dersinde ee, bunun içinde uygun gördüğü kişi Celal Bayar yine başbakan olmasının önemli etkilerinden bir tanesi ee, çok fazla bilgi veriyorum çok fazla e, olaydan ve vakadan bahsediyorum e, bu benim elimde olan bir şey değil ee, bu siyasi per, ele aldığımız siyasi personanın kendi müktesabatı ile ilgili, kendi formasyonu ile ilgili. Yani ee, ha başbakanlıktan alınmasına tabii Mustafa Kemal'in çevresindekilerin de etkisi olduğunu, onların da tazdikleri olduğunu unutmayalım. Orada ciddi bir iktidar kavgasının yaşandığını, işte bir tarafta kadro hareketi, bir tarafta ülkü ülkü dergisi etrafında toplananlar, e, bir tarafta Recep Peker şurekası, Recep Beker ve Şürekası. Ee, yani o dönem Kemalist, Kemalizm'den ve Mustafa Kemal'den daha Kemalist ve daha Mustafa Kemalciler'in olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara kitabında müthiş anlatır bu süreci. Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun sonlara doğru bunu söyleyecektim ama şimdi aklıma gelmişken unutmayayım. İsmet İnönü'nün e, siyasi kişiliğine... E, ilişkin e, bilgi edinmek isteyenler içerden birinci elden, birinci bir tanıktan bilgi edinmek isteyenleri, yine Yakup Kadri Osmanoğlu'nun Osmanoğlu Politikada 45 Yıl kitabı, hararetli tavsiye ederim bunu da. E, şimdi tabii artık yavaş yavaş Mustafa Kemal'in 1938'e doğru sağlığının bozulması, sağlığının bozulduğu süreçte çok uzaklar. İnönü'nün bilerek isteyerek Mustafa Kemal o dönemdeki çevresindekiler tarafından Atatürk'te Mustafa Kemal'le görüştürülmedi. Söylenir. Ee, hakikaten öyle. Hastalığının son döneminde görüşemiyorlar. Yanına yaklaştırılmıyor. Ee, tabii Kasım 1938 Mustafa Kemal'in vefatı bir ay sonra Aralık'ta Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı bu kurultayda Celal Bayar e, başvekil ve inönü değişmez genel başkan seçiliyor milli şef seçiliyor milli şef oluyor kurultayda olarak anlıyor değişmez genel başkanı milli şef ve cumhurbaşkanı oluyor bu süreçte 1939'da tabii 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı bu dönemde e, artık milli şef dönemi tabi e, büyük bir baskıcı bir rejim baskıcı bir dönem e, total bir sansür yasası e, Ziro muhalefet efendime söyleyeyim e, ciddi tutuklamalar Hüseyin Sırrı belli oldu da bunlardan bir tanesi e, işte kendisinin e, yani özellikle Demokrat Parti'nin kuruluşu ve 1950 seçimlerindeki zafer o İsmet İnönü'nün bu 39-45 arası kurduğu rejime yönelik artık insanlardan, milletten ikrah gelmesi. İşte bunun da yeter söz milletinin ile cisimleşmesi. Bu sürece giriyoruz. Ee, e tabi zorlu bir süreç. Neden? Naziler, Almanya, adamlar Trakya sınırına kadar gelmişler bizim. İşte Romanya, Yunanistan, Bulgaristan her yeri işgal ediyorlar 1942'de. İnönü bu dönemde denge politikası uyguluyor. Hepimizin bildiği gibi. Her yere yakın, her şeye yakın. Burada ee, önemli bir noktanın altını çizeyim. Bakın. İnönü dönemi Nazi Almanyası'yla ciddi, sıkı, yakın, sıcak ilişkilerin kurulduğu bir dönemdir. Bunlar ari değildir. Cory Gutstadt'ın kitabını açın bakın. Rıfat Bali'nin kitabını açın açın bakın. Stefan İhrig'in kitabını açın okuyun. Bu hak da ben Cumhuriyet arşivlerinde yaptığım araştırmada ee, bu ilişkilerin hangi anlaşmalar düzeyinde, Hangi misafirlikler, yolculuklar, seyahatler, resmi seyahatler düzeyinde yapıldığını arşivlerde bulmak mümkün. Şöyle bir olay anlatayım sana, küçük bir anekdot. Ee, Şişli Terakki Lisesi, işte fevziye mektepleri hepimizin bildiği. Ee, 1940'da fevziye, e, Şişi Terakki'ye bir Nazi subayı, SS, tarih dersine misafir öğretmen olarak girer. Böyle bir şeyde böyle bir süreçten bahsediyoruz. E tabi yani dönem faşizmin ve totaliteryenizmin yükselişe geçtiği dönem. Şimdi adam milli şef olmuş ama şey her yerde şef var abi. Portekiz'de şef var. Almanya'da şef var. İtalya'da şef var. Yani bu bir şeflik rejimi, bu bir dönem. Tarihsel tarihsel bir dönem, bir o dönemin bir iklimi, havası, kokusu faşizmin hayaletinin değil artık. ...cisimleşmiş halinin dolaştığı bir bir Avrupa ve... ...dünya ve Türkiye'de bunların nasibini almış İnönü özelinde. Ee, tabii bu baskıcı rejim... ...yani 1941 varlık vergisi... E, ...kara borsa... ...işte insanların kuponlarla... ...işte kuyruklarda ekmek bekleme... ...yani bütün bunları niye söylüyorum? Yani İnönü'nün... E, ...bu... E, ...yani işte Ceberrut bilinmesi... Ee, belki de o diktatör olmak konusunda Mustafa Kemal'in bile önüne geçmesi işte bu dönemde uyguladığı bu, bu politikalarla alakalı. Ee, bunlar yüzünden, e, bunlarla e, anıldığı için daha pejoratif bir portresi var e, toplumsal hafızada en azından. Ee, ama şu bir başarı, klasik herkesin söylediği şey, evet Türkiye'yi ikinci dünya harbe sokmamış. Okey. Biliyorsun 1945'in artık sonlarına doğru biz Japonya ile Nazi Almanyasına savaş ilan ediyoruz. Neden? E çünkü savaş bitiyor. E artık işte yeni dünya düzeni Marshall Planı, e Sovyet Rusya tepemizde sürekli işte Karst Ardanbatın boğazlar, e Amerika soğuk savaş dönemi, e Amerika'da Sovyetlerin güçler İkinci dünya harbin çünkü büyük güçler çıkıyorlar? Yalta'da, Potsdam'da. E ona karşı e Türkiye önemli bir e, unsur, denge e, ve batı cephesinde, Atlantik şeyinde olması gerekiyor. Dolayısıyla e, ama onun için ne olması gerekiyor? E, demokrasi olması gerekiyor. Çok partili hayat gerekiyor. Muhalefet gerekiyor. E, bu geçişin e, böyle bir dış etkiyle de ilintili o. Sadece bununla ilgili değil. Sadece bu değil. İçeride de tabii ki bir şey var. Talep bu gel. Demokrat Parti ile bunu göreceğiz zaten. Ama Marshall Plan'ından yararlanacaksan Avrupa ve Atlantik şeyinde olacaksan kulübünde bunları kabul edeceksin. Dolayısıyla 45'te çok partili hayata geçiş süreci başlar bildiğin gibi. Şunu merak ediyorum. Ben de bir dönem o konuyu yakından çalıştım. Bir bu varlık vergisi sürecinde, 1942 varlık vergisi sürecinde genelde eleştiriler daha ziyade o dönemin e, başbakanı e, Şükrü Saracoğlu'na yöneltilir. E, bu dönemle ilgili olarak İnönü'ye yöneltilen eleştiri var mı? Ya da o dönem niye biraz daha aktif e, rol almadı veya bunun önüne geçilebilirdi vesaire filan gibi? Tabii tabii İnönü'ye çok ciddi eleştiriler var ama İnönü o politikanın savunucusu. Yani varlık 41 42 varlık vergisinin aşkale o süreç o konunun o konunun da bir beys görmüyor. Yani bu bu ülkede Türklerin kurduğu, Türklerin yaşadığı ülkede biz onlara yer vermişiz. Burada yaşıyorlar. E, vergisini verecek. Herkesden fazla verecek. Yani zihniyet bu açıkçası. E, biliyorsun bir de e, şey var. Stromat faciası var. Orada işte o gemideki e, birçok Yahudinin kabul edilmemesi, daha sonra geminin batması falan daha o, o, o süreçler var yani. O o oradaki Roma hikayesi biliyorsun aslında Türkiye'de milliyetçiliğin e, nasıl ırkçı bir temeli olduğunu Aynen. da e, göstermek için çok kullanılır. Kullanılan önermelerden argümanlardan tabii ki. Bir tabii ki. Tabii ki. E, şimdi e, bu süreçte tabii 45'te artık e, meclis içi e, bu, bu e, daha çok büyük çiftçileri e, vergilendirme, büyük toprak sahiplerini vergilendirme kanunu var biliyorsun. E, Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu da ciddi bir muhalefet oluşuyor. Bunun başını çekenler Celal Bayar ve Adnan Menderes. Adnan Menderes, e, tarihin ne cilvesi ki o da büyük bir büyük toprak sahibi yani biliyorsun ayrında. Bunlar dörtlü bir takrir. Adnan Menderes, Celal Bayar, e, Fuat Köprülü, e, dördüncü ismi unuttum. 1945'te dörtlü takrir vererek Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılıp Demokrat Parti kuruyorlar. 1946'da ilk seçimler yapılıyor ee, ve 1946'da tabii ki artık 1945 yeni dünya düzeni e, ya geçtik. Milli şeflik kaldırılıyor. Cumhuriyet Halk Fırkası genel değişmez başkanı, genel başkanı sıfatı da kaldırılıyor İsmet İnönü'nün. Ee, 1946 yazında işte yeter söz milletindir sloganıyla Demokrat Parti ilk seçimlere girmesi ciddi oyalıyor. alıyor. Baktığımızda gelecek seçimleri kesin kazanacağının esasında şeyini veriyor. Yani mesajını veriyor ki bir 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iktidara geliyor. Ezici bir seçim, oy çoğunluğu ve ezici bir seçim zaferi. İsmet Özel bu seçim zaferini... İlginç, bana ilginç geliyor bu tanımlaması. Şöyle tanımlıyor. Millet başında kimlerin olmaması, olmama, olması değil, olmaması için gidip ihtaz ettiğini söylüyor. Enteresan bir, bir şey. Ee, yani İs İsmet Özel'in çok az enteresan siyasi yorumları var. Yani bunlardan bir tanesini ben burada zikredeyim dedim. E, belki bugün tabii. duruma da biraz benziyor olabilir tabii yani. O dönem, Aynen. bu dönem için belki ilginç olabilecek ama bugünün şartlarında ben... benzer benzer siyasi süreçlerden. Yani bu tarihin döngüselliği hikayesi programlarda da çok bahsettik biliyorsun. Bir sürü konuda karşımıza çıkıyor. Bir 50 sene falan sonra herhalde öyle şeyden nasıl diyelim kilerden öyle bakıyorlar. Eskiden yapılmış <laughs> ne vardı falan. Yani onları bir alalım bu dönem içinde bak uygun mu şartlar. Hadi uymuyorsa da uydururuz falan diye yani. <laughs> Evet şimdi şey enteresan tabii abi 1950 seçimlerinden işte 54'te bir zafer daha 57'de bir tane daha e şimdi 3 seçim İnönü ilk defa Mayıs 1950 muhalefettesin ilk defa muhalif yani e, bu da onun yani yeni bir şey açıkçası E, e tabii ha bu dönemde bu panolara falan Atatürk resimleri tekrar asılmaya başlanır bu arada Demokrat Parti dönemi. E şimdi tabii Demokrat Parti döneminde artık 57'ye doğru e, Demokrat Parti'nin de işte bir takım e, meclis içi muhalefeti susturmaya yönelik otoriter e, işte politikaları e, hatta işte İsmet İnönü'yü tutuklamaya gidecek kadar işte. Ee, yine birçok o dönem kendisine muhalif edenleri yani baktığın zaman Cumhuriyet Halk Fırkası'nın e, neredeyse bir şeyine dönüşmeye başlıyor kötü bir kopyasına dönüşmeye başlıyor İktidar, tabii o iktidarda kalmanın yıpranmışlığı var ancak burada ciddi tabi biliyorsun orduda cuntaların oluşmaya başladığı bir dönem ve Demokrat Parti'nin inönüyle ilgili Adnan Menderet, Celal Bayar inönüyle ilgili meselesi şu bu adam bizi orduyu, orduyu kullanarak darbeyle iktidardan devirmek istiyor. İnönü'nün siyaseten yaptığı muhalefeti tamamen bu şekilde okuyorlar. Yani İnönü'nün orduda bir takım juntalarla ilişkisi var. Onları harekete geçirmeye çalışıyor ve böyle bir anti işte meclis dışı bir şeyle darbeyle devirmeye çalışıyor. Şimdi İnönü'nün de o dönem e, mecliste tabii Demokrat Parti'nin bu vatan cepheleri, işte mecliste muhalifleri konuşturmaması meclis meclis tüzüğünü çiğniyorlar yani anayasa anayasayı çiğniyorlar aslında. Şimdi İnönü şöyle bir şey söylüyor. E, demok, demokratik demokrasiyi demokratik demokrasi demokrasiyi baskı rejimine çevirirseniz ihtilal e, halk için bir hak olur. Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam. Bu söylemini açık bir darbe çağrısı olarak değerlendiriyor Demokrat Parti Adnan Menderes ve Şurekası o zaman bildiğin gibi ve 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 darbe oluyor 1960 27 Mayıs 1960 darbesi ee, korkunç bir dönem korkunç bir mahkeme korkunç idamlar ee, bugün Ak Parti Heyulası başımızdaysa, bunun, bunun önemli bir etkisi var. Hala bu hafızalarda canlı e, yani e, duran bir mesele. Yani işte Adnan Menderes'i verdik, Erdoğan'ı vermeyiz. Ha, toplumda hala böyle e, şey kuran var. Yani tarihle böyle bir ilişki kuran kesim ve kesimler var. E, tabii ki İnönü'nün idamlara karşı olduğu e, söylenir. Ee, biliyorsun 27 Mayıs 1960 yani o e, artık cuntaların e, mantar gibi türediği e, darbe olduktan sonra bizzat darbeyi gerçekleştiren işte Cemal e, Madanoğlu'nun bile şey oldu ekarte edildiği işte Alpaslan Türkeş işte o Milli Birlik Komitesi grubunun ön plana çıktı daha sonra o Milli Birlik Komitesi'ndekiler de Avrupa'nın birçok yerine gönderilecek onlar da tasfiye edilecek falan filan işte ordunun artık tamamen siyasi si, siyaset üzerinde vesayetini böyle mıh gibi çaktığı bir dönemden bahsediyoruz. Burada 1965 seçimlerine geleceğiz. 1965 seçimleri İnönü'nün son defa baş, başbakan olduğu dönem. Adalet Partisi kuruluyor Süleyman Demirel başında. Ee, ve o Demirel bu seçimi kazanıyor. İşte İnönü'ye karşı ciddi bir zafer elde ediyor. İnönü muhalefete geçiyor. Bu sefer neyle Ortanın solu sloganıyla seçimlere gidiyor ama 65'te seçimleri kaybediyor. Şimdi bak 50, 54, 57, 1965. 4 tane baba gibi seçim kaybetmiş. Tamam mı? Bak, e, bak baktığın zaman e, ne oluyor? E parti içinde ciddi bir şekilde eleştirilmeye başlıyor tabii ki. Parti içi muhalefet. E, burada Bülent Ecevit 1966'da bu ortanın solu fikrinin savunucusu hepimizin bildiği gibi e, Ecevit. İnönü'nün de desteğiyle partinin yeni genel sekreteri oluyor. Daha sonra biliyorsun yani e, oğul babayı yiyecek. Tabii. Mi? O mitolojik bir hikaye ya. ondan kaçış yok yani. Evet. E, şöyle enteresan bir darbelere ilişkin şöyle enteresan bir e, söylemi cümleli, cümlesi var İsmet İnönü'nün. Diyor ki 10 seneyi ihtilalsiz geçiremiyoruz arkadaşlar. İttihat ve Terakki 10 seneyi geçiremedi. Demokrat Parti 10 seneyi geçemedi. Bir ihtilalden sonra 10 seneyi geçirmek büyük talihtir. Yapmayın. Bu daha çok işte 12 Mart sürecine gelirken 71'e doğru e, evet. 71'e doğru tabii işte ordu içinde bir sol junta 12 işte martçılar bir 9 martçılardan bahsedilir. İşte 12 martçılar 9 martçıları ekarte eder e, o dönem e, 1900 işte 12 mart 1971 darbesi gerçek gerçekleşiyor Demireli iktidardan indiriyorlar e, burada bu darbeye İnönü'nün destek ver, vermesi verdiği söylemlerinin ortaya çıktığı bir dönem. Bunun önemli izlerinden bir tanesi de ne? Delillerinden ya da bir tanesi de ne? İnönü'nün yeni kurulan hükümete Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakan vermiş. Tamam mı? buna kim karşı çıkıyor? En büyük muhalefeti kim yapıyor? Bülent Ecevit. Hani Bülent Ecevit'teki 12 Mart 1971 darbesi ortanın soluna yapılmış bir darbedir. Ecevit'in görüşü bu. Ecevit'in bu görüşünü İsmet Paşa son derece mübalağalı bildiriyor kendi söylemiyle kendi cümleleriyle. bunun üzerine tabii ki bu yaşanan önemli kırılma Bülent Ecevit'in parti genel sekreterliğinden istifasını getiriyor. İstifasından sonra bu sefer inönünün tabii ki karşısına geçiyor Bülent Ecevit. Dört başı mamur bir siyasi lider olarak, lider alternatifi olarak ya da bu bizi 6 Mayıs 1972'deki e, şeye getiriyor. E, işte CHP kurultayına e, burada artık 88 yaşına mı gelmiş? 88 yaşında. Evet. 88 yaşında bu olağanüstü kurultayda parti genel başkanlığını Bülent Ecevit'e kaybediyor. Hatta o çıkıp meşhursu ya ya ben ya Bülent dediği konuşması. Bülent Ecevit parti genel başkanı oluyor. 88 yaşında da Cumhuriyet Halk Partisinden de vekillikten de ayrılıyor. Yani 88 yaşında yani insan şeyi düşünüyor ya o kurultayda kendisi seçilseydi bu ne hırsanasını satayım. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ya bazen, bu topraklarda biliyorsun anlıyorum ama anlamıyorum. Bu topraklarda böyle e, bu eski olana bir e, aşırı diyeyim aşırı bir hürmet vardır. Yurt dışında e, yani bulunan dostlar da bilir. Hani bir müessese ee, eğer işletme değiştirirse hemen yazarlar kocaman yeni yönetim altında falan diye. Yani Bakın bu makbul olan budur o kültürde. Bizde ise <laughs> biliyorsun işte since 1999 falan diye böyle e, adam 5 sene önce şey kurmuş onun tarihini bile yazıyor yani ya da işte e, dedesi e, nenesini ne zaman hamile bıraktıysa bizim müessese de o zaman kuruldu. He niye işte babam o tarih itibariyle dünyaya gelmeye başlamış falan diye. O, bu günümüzde de devam ediyor. Yani o süreci de ben yine şöyle okuyorum ama tabii Bülent Ecevit'in e, o galibiyeti diyelim aslında siyasetten önemli. Yani bir kriz anında, bir kriz noktasında doğru bir çıkış yakalıyor. Doğru rüzgarı ya doğru rüzgarla yelkenlerini dolduruyor. Ama diğer süreç o senin söylediğin gibi hem o Türkiye'deki e, askeri darbe süreçleri hem bu tür siyasi e, kriz süreçleri biraz böyle her siyasi aktörün birer pekmene dönüştüğü. Yani bu an bulduğunu yer abi orada. Tıkır 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 gider, kimin kime gücü yetiyorsa tıkır tıkır onu yemeye başlar. E, bu da doğal bir süreçtir. E, yani rahmetli e, İnönü'nün de tabii kolay lokma e, olacağını e, beklemek de yanlış. O da sonuçta bir e, son çarpışarak diyelim, çarpışarak e, veda ediyor siyaset sahnesini. E, kazanmış şey, olabilirdi e, bu arada, onu da söyleyeyim yani. Tabii. Evet, e, tabii olabilirdi. Ya şu da var... E, bu yaşa kadar işte hayatının önemli bir kısmı e, cephelerde geçmiş asker olarak. İşte diğer bir kısmı e, tamamen siyaset sahnesinde, işte devlet yönetimi, idaresi e, hani bir taraftan baktığında e, yani bunu bir yaş haddinin gelip bittiği bir süreç gibi düşünmesi zor böyle bir şahsiyetin. Hani bu hani bu bu onun hayat hayata bağlayan bir edinmiş gibi hani onun için. Dolayısıyla hani yaştan, dönemden azade bir şey. O da var tabii. Hani... Ya şimdi tabii burada biraz varsayarak konuşacağım ama e, o dönemin e, hem e, asker bürokratları e, hem de e, genç cumhuriyetin ilk liderlerine baktığımızda senin de söylediğin Osmanlı-Rus Savaşı ve özellikle de e, belki biraz daha fazla 1912-1913 Balkan Savaşları'nın yarattığı ciddi bir travma var ve o süreçten geçmiş olanların hem bürokrat hem işte lider çoğunda e, bu böyle sanki e, toplum tarafından kendileri istemese dahi onlara verilmiş bir görev gibi de değerlendiriliyor öyle bir algı da var yani sanki şey gibi e, böyle farklı kelimeler arıyoruz yani bu benim istediğim şey değil yani bu benim yapmak zorunda olduğum şey gibi bir böyle bir zihinsel tavır zihinsel tutum da var. Onun da sonuçlarından bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Celal Bayar da aynı hikayeyi konuştuk. Evet, aynı hadiseyi konuştuk. Tabii tabii. Ya bu bak burada mesela ııı iddihatçılık devreye girebilir. İddihatçı özellik devreye girilir senin e, konuşmanın bir yerinde e, belirttiğin. Çünkü yani İsmet İnönü'nün hayatında mensup olduğu tek gizli cemiyet iddihat ve terakki. Yani evet. e, bu arada 30 Murat vakasında da Hareket Ordusundaki kurmay subaylardan biri İsmet İsmet Ünlü, Fethi Okyar ve Mustafa Kemal ile birlikte onu da belirtelim. Ama bir devri İsmet yaratmış. Hani e, ve o devrin önemli sütunlarını, başlıklarını biz burada anlatmaya e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. E, hani ben şöyle düşünüyorum. Bence asker askerlik ve siyaset ikisini birden iyi götürmüş bir ee, birisi yani e, tabii ya şey ilginç yani şimdi ebe ebedi şef milli şef tek adam ikinci adam şimdi tek adam ikinci adam başlı çok enteresan yani başlı başına üzerine kitap yazılması gereken sadece evet. başlıklar üzerinden hani birinci adam demiyor tek adam diyor yani tek adam şey gibi hani rahman ve rahim olan gibi hani dermiş gibi işte o İngilizce'deki o almighty dediğimiz şey var ya müktedir her şeye müktedir ama öbür tarafta da ikinci adam hani ee, birinciden sonra gelen ikinci adam burada birinci adam tabi e, örtük bir biçimde Mustafa Kemal'e işaret ediyor ama hani Mustafa Kemal'i e, şey gibi o zaman bir listenin bir sıralamanın içine sokmuş gibi oluyoruz ama tek adam dediğimizde o sui generis, nevi şahsına münasır bir entite olarak orada duruyor. E tabii bir de e, şeyi de e, ilginç. Hani Türkiye e, tarihine işte kurucu babalarla başlamıştık. Biz iki tane kurucu baba bu. Yani ba hakikaten buna baba yani. Hani e, bu bu iki figürün hem karakteri olarak hem siyasi e, kişilik üslup, eyleş olarak çok farklı olduklarını görüyoruz. Yani bu e, hani bu farklılık e, Türkiye idaresi yönetimine de belli noktalarda yansımış. Yani e, bu bu aşikar açıkçası. Ortak noktaları da var tabii ki işte bu bahsettiğimiz baskı, totaliter eğilimler falan gibi şeyler. E, i̇kinci mesele bir de tabii Celal Bayar'la olan bu e, kadim ee, ve şeye kadar 27 Mayıs 1960'a kadar gelen siyasi e, arenadaki savaşı yani 1923'te 24 24'te e, e, 20, 24'ten sonra başlayıp ta 1960'a kadar gelen e, kadim savaşı e, yani ben İsmet Paşa'nın bir askeri veya diplomatik deha olduğunu düşünmüyorum e, açıkçası. Ee, hani Lozan performansı da son derece tartışmalı. Bunu sadece Rıza Nur'un hatıratına dayanarak söylemiyorum yani. Ee, Demokrat Parti döneminde orduyla ilişkisi her zaman bir tartışmaya açık. Bir soru işareti. Yani darbede darbedeki rolü tırnak içinde bu anlamda. Her zaman tartışmaya açık kalacak. Bunu da belirtelim. Hani hiçbir ilişkisi yoktu diyemiyoruz. O dönem cuntalarla darbenin olup olmayacağını kesin kez bilmediğini söyleyemiyoruz. darbe sonrası siyasi gelişmelere baktığımızda sanki o süre o, o sürecin doğal bir sonucuymuş gibi iktidara geldiğini görüyoruz. Hani e, ve dediğim gibi Demokrat Parti'nin temel eleştirisi her zaman buydu kendisine. Yani sen bizi darbeyle devirmeye çalışıyorsun askeri bir darbeyle falan filan. E, yani bu kadar Başka ne söyleyebilirim? Ee, dediğim gibi Rıza Nur'un hatıratı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu politikada 45 yıl erkek süreli ay ikinci İkinci adam ve Abdi İpekçi İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Bir de tabii İsmet İnönü'nün defterler dedi senin bahsettiğin gibi en başta. Ee, bu kaynaklara eğer e, daha fazla bilgi edinmek isteyen ve meraklı tarih dostları varsa bu kaynakları edinebilirler. Bu kaynaklardan daha fazla bilgi döneme ilişkin. E, sahip olabilirler daha fazla bilgiye. E, bizden bu kadar. Sanırım bi, iki saate vardık mı? İki saati neredeyse. Neredeyse. iki saat olmak üzere. Evet. E, ağzına sağlık. E, Güzeldi. E, zor Teşekkür zor bir konuydu ederim. dediğimiz gibi. Çok fazla böyle e, büyük hedeflerle en azından e, yayın öncesinde son e, konuşmamızı yaptığımızda büyük hedeflerle girmediğimiz çünkü çok büyük hedeflerle girilirse bu sefer ulaşamadığın için de hayal kırıklığı oluyor. Yani hem bizde hem de yüksek ihtimalle takipçiler nezdinde. Ama dediğim gibi çok siyaseten haliyle yüklü, ideolojik olarak yüklü bir figür. Hem yaptıkları üzerinden hem de toplum nezdinde algılanışı üzerinden ve tabii o dönemki bütün tartışmalı figürler gibi biraz böyle e, birbirlerine o liderleri birbirine vurarak hangisi e, kabuk sağlam kalacaksa biz onun o tarafı tutalım filan diye böyle duygusal olarak da yaklaşılmış bir figür ama e, zannediyorum ki elimizden geldiğince e, ne kadar mümkünse artık o yani tabii sübjektifliğimizi de e, net bir şekilde tanımlayarak e, objektif bir noktadan ele almaya çalıştık. Umarım umarım sürçülisan etmemişizdir. Dediğim gibi bir süre e, belki ekranlarda olmayacağız ama yine e, tarihi ahval ahvali tarihi için çalışmaya devam edeceğiz. En yakın zamanda görüşürüz diyorum. Yani senin herhalde fiziksel olarak bir daha denk gelmemiz epey bir zaman alacak ama bir 5-10 sene ya, falan ya, herhalde dönmez. Yok 5-10 sene yok canım sen de. 5 <laughs> ben senin 5-10 sene görmezsem kafayı yerim. Hayır canım yazın beraberiz inşallah. Yaz e, yaza doğru. Ben de bu vesileyle e, İstanbul Kıraathane Edebiyat Evi'ne e, senin de e, izninle e, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. E, biz bir sene, bir seneyi bile açtı, e, Biz başladık, önce başladık. E, Sevgili başla Furkan'a çok teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde Fukana, Nazımızı o çekti. Mustafa evet, abiye de teşekkür Mustafa ediyoruz. Üllü ve Yasemin Congar'a çok teşekkürler bize yani bizim bu projemizi diyelim moda tabirle destekledi konu seçiminde olsun ya da ne bileyim hiç, hiç, son derece demokratik bir ortamda konuşmalarımızı gerçekleştirdik e, Kıraathane Edebiyat evine çok teşekkür ederiz bize kapılarını açtığı için bu imkanı sağladığı için ha bu bir veda konuşması gibi de algılanmasın ama ee, hakikaten 16 program olabilir, yani ciddi ciddi bir rakam ve at başı deve dişi gibi konuları şahsiyetleri ele aldık elimizden geldiğince. Ee, bu anlamda hani bir biraz yıl dönümümüz gibi olsun bu da. Ee, çok teşekkür ederiz Kıraathane İstanbul Edebiyat evine ve emekçilerine. Tabii ki takipçilere, izleyenlere de teşekkür ediyoruz yorumlarıyla. Tabii da ki başımızın tacı onlar e, ee, bizi hep diri tuttular. Ee, Aynen. Çok daha, doğru. biraz daha etraflıca, biraz daha e, detaylı çalışmamızı sağladılar. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar, eksik olmasınlar. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.